İskandinav ülkeleri her zaman ilgimizi çekmiştir. Norveç de bu ülkelerden biri. Doğal güzelliği, mimarisi, yaşam standardı ve garip yasalarıyla son derece sıra dışı. Aslen bir monarşi olsa da, kraliyet ailesi sadece sembolik olarak var. Ülkede söz hakkı tamamen meclise ait. Norveç, Avrupa ortalamasının üstünde yaşam standardına ve ekonomik gelişmişliğe sahip olduğundan Avrupa Birliği'ne girmek istememektedir. Avrupa Birliği'nin ısrarları neticesinde ülkede iki kere referandum yapılmış, ikisinde de Avrupa Birliği'ne ret kararı çıkmıştır. Ülkede suç diye bir şey pek yoktur. 5-6 yıl önce işlenen gayet sıradan bir cinayetin reality şovlara, belgesellere konu olması buna kanıttır. Zaten hapishaneleri de her türlü imkana sahiptir. Her mahkum sınırsız internet hakkına sahip, her birinin televizyonu, özel duşu ve isterseler tek kişilik odalarda kalma hakları var. Norveç dünyada yaşam standardı en yüksek 3 ülkeden biri. Günde sadece, ortalama 6 saat çalışıyorlar. İş hayatı Norveç'te her zaman ikinci planda kalıyor. İnsanlar sosyalleşmeli, aileleriyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmeli, kişisel gelişime zamanları olmalı ve bunun sonucunda kısa çalışma sürelerinde insanların çok daha verimli olması planlanıyor. Norveç nüfusu yaklaşık 5,5 milyon. Bunun 1 milyonu göçmen ve sığınmacı. Norveç, 19 eyalet ve 96 şehirden oluşmaktadır. Başkent Oslo, 454 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahiptir. Ülkenin aynı zamanda en büyük şehridir. Oslo'nun nüfusu yaklaşık 475 bindir. Doğal güzellikler ile dolu, sakin, sevimli mi sevimli evleri ile Norveç, birçok insanın yaşamını sürdürmek istediği, o küçük, mutlu, sahil kasabası tadında bir ülke. Dünya Mutluluk Raporu'nda, üst sıralardaki yeri, düşük suç oranı ve çok iyi yaşam şartları ile, birçok insanın hayallerini süslüyor. Tam 21.500 kilometrelik sahil şeridi vardır. Sahil kasabası tadında derken, hiç de abartmış sayılmayız, değil mi? Norveç'te yaşıyorsanız, tüm gıda alışverişinizi en geç cumartesiye kadar bitirmeniz gerekiyor. Olur da misafiriniz gelir, ek bir alışveriş ihtiyacınız doğar, hep birlikte aç kalma ihtimaliniz yüksek, çünkü Norveç'te tüm gıda mağazaları, pazar günleri kapalıdır. Pazar günleri, ufak tefek ihtiyaçlar için, sadece benzin istasyonlarının mağazalarına ulaşabilirsiniz. Dünyada, kişi başı en çok kahve tüketilen ve en çok kitap okunan ülke Norveç'tir. Norveç'te kitap yazmaya karar verirseniz, en büyük destekçiniz devlet oluyor. Devlet, kitabınızdan tam 1000 kopya satın alıp dünyadaki ülkelere gönderiyor, böylece hem işiniz kolaylaşıyor, hem de dünyaya açılıyorsunuz. Norveç halkının genel özelliği, iklimden ve ekonomik rahatlıktan kaynaklanan rahatlıkları ve sakinlikleridir. Bireysel yaşam ön plandadır ve Norveç'te, hemcins çiftler, evlenme hakkına sahiptirler. Ülkede İngilizce ana dil kadar etkilidir. Ülkede 450 bin göl var. Doğa insanların en büyük eğlencesi. Nüfusun çoğu göl kenarları ve köylerde, eski tarzlarda yapılmış evlere sahip. Ve dünyadan kopmak istediklerinde, tam anlamıyla, herkesten uzak, huzurlu ve ilkel bir hayat sürebiliyorlar. Muazzam coğrafyası, yemyeşil doğası, tertemiz havası ve şirin evleriyle, Oslo'dan Bergen'e, Alesund'dan, Lofoten adalarına dek, dört yönden keşfedilmesi gereken, büyülü bir destinasyon.
Norveç mutfağının temel besini balıktır. En popüler yemekleri somon fümedir. Balık etinin dışında geyik, kuzu ve ördek eti de tüketilmektedir. Norveç'in, dünyanın sayılı zengin ülkeleri arasında görüldüğünü söylemek mümkündür. Bunun başlıca nedenlerinden biri, Kuzey Denizi'nden elde ettikleri petroldür. Petrol ve doğalgaz ihraç eden ülke, ekonomisini günden güne geliştirmektedir. Norveç eğitim sistemiyle, tüm dünyaya örnek teşkil edebilecek ülkeler arasındadır. Eğitim amaçlı ülkeye taşınan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Norveç'te eğitim ücretsizdir. Özel okulların sayısı oldukça azdır ve bu okullar devlet desteklidir. Üniversite eğitimi, dışarıdan gelenler için bile ücretsizdir. Kuzey ışıkları. Norveç, bu doğa harikasına tanık olmak için en rahat ve en harika yerdir. Balıkçı köyleri, deniz manzaraları, doğası ve fiyortlarının güzelliğiyle kuzey ışıklarını yakalamak için en güzel yerlerden biridir. Norveç'e gitmek için en uygun zaman, genellikle yazdır. Norveç, Haziran'dan Ağustos'a dek en yüksek sıcaklıkları ve en yüksek güneş ışığını almaktadır. Norveç'in güneyinde sıcaklıklar 25-30 derece arasında değişmektedir. Eşit haklar, hukukun ve doğanın üstünlüğü zemininde, insanların, yarınını düşünmeden, güven içinde yaşayabilecekleri, siyasal tartışmaların ve ırksal, dinsel bölünmelerin yaşanmadığı bir ülke. Bir yeri güzel yapan oraya yaşayan insanların güzelliğidir. Norveç gibi, çetin doğa koşullarının hüküm sürdüğü bir ülkeden, insanın içini ısıtan bir ülkeye. Umarız, bir gün insanlık, aynı anlayış ve özgürlük çerçevesine erişebilir.